Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. 31 Mart seçiminden sonra ilk kez Posta Medya Grubu Genel Müdürü gazeteci Hilmi Karagöz'e açıklama yapan Yücel, "En büyük arzum, hedefim Alanya'nın il olması. Alanya'nın il olması için elimden geleni yapacağım." dedi. Şu bayrağı alacak mısınız? Rekor oy alarak yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel, seçimden sonra ilk kez Posta Medya Genel Müdürü Hilmi Karagöz'le görüştü, ilk demecini verdi. Alanya Posta TV ve Alanya Postası gazetesi aracılığı ile seçimlerde sandık başına giderek oyunu kullanan vatandaşlara teşekkür eden Yücel, "Demokrasinin bir gereği olan seçimler ilçemizde huzur ve güven ortamında geçti. Sandık başına giderek oy kullanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsıma ve ekibime güçlü destek veren halkımızın yüklediği sorumluluğun bilinciyle hizmet edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hizmet için kolları tekrar sıvamaya gerek yok. Kollarımız zaten sıvalı duruyor." dedi. Seçildikten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla arayarak kendisini tebrik ettiğini ifade eden Yücel, "Sayın Bakanımız Çavuşoğlu iki kez aradı ve tebrik etti. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da sandıkları patlatmışsın başkanım diyerek sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tebrik etti." diye konuştu. Bilindiği gibi seçim sürecinde Alanya'ya gelen Soylu, "Adem Baba emrindeyim" diyerek Yücel'e destek vermişti. Karagöz'ün "En büyük hedefiniz nedir?" sorusuna "Alanya'nın il olmasıdır" diye cevap veren Yücel, "Alanya'nın il olmasını çok istiyorum. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. İl olmak hem Alanya'nın hem benim en büyük hedefim, hayalim. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in desteğini zaten tüm kamuoyu biliyor. İnşallah belediye başkanlığım dönemimde bu hayali, hedefimizi gerçekleştiririz." diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, dün açıklama yapan ittifak ortağının aksine seçim sürecine ilişkin uyumlu bir çalışma geçirdiklerini söyledi. Karadağ, Türel'in seçimi kaybetmesiyle Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü'nde çalışan personellerin yaşadığı tedirginliği giderecek bir açıklama da yaptı. CHP İlçe Başkanı'nın gündeminde MHP lideri Bahçeli'nin yeni seçim sistemi önerisi de vardı. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını yeni ve eski meclis üyeleriyle gerçekleştiren CHP yönetimi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadağ, "Alanya için bu seçimin en güzel yanı kimsenin burnu kanamadan geçmesi" dedi. "Hiçbir böyle aksi bir durum olmadan, korkutucu bir durum olmadan, demokrasi havası içerisinde ve demokratik bir ortam içerisinde bunu atlattık. Tüm halk, Alanya halkına bu konuda ben teşekkür ediyorum." Bütün adaylar kendi programlarını özgürce gerçekleştirdiler ve projelerini açıkladılar. Seçimin sonucuna saygılıyız diyen Karadağ, "Sevindirici yanı Antalya'yı kazandık. Üzücü yanı ise Alanya'da kaybettik" ifadesini kullandı. "Bizim Büyükşehir'de Sayın Muhittin Böcek başkanımızın seçilmesi, üzücü yanımızın ise ittifak ortağımız Abdullah Sönmez'in seçilememesi idi. Ama dediğimiz gibi bu bir yarıştı, bu bir halkın kendi hür iradesiyle verdiği bir karardı. Buna da çok saygı duyuyoruz." İyi Parti ile ittifak halinde seçimlere girdiklerini söyleyen Karadağ, ittifakın sadece bu seçimler için değil, bundan sonraki tüm çalışmalar için de devam edeceğini söyledi. "Bu seçimlerde İyi Parti ile birlikte bir ittifak halinde seçimlere girdik. Bizim ittifakımız sadece seçimler değil, bundan sonraki tüm yapacağımız çalışmalarda, tüm eylemlerimizde bu ittifakımız devam edecek. Yani biz Alanya'yı nasıl yönetebiliriz, nasıl birlikte tavır geliştiririz, nasıl eksikleri tekrar ortaya dökeriz, bu gene ittifakımızın devamı şeklinde olacak. Elbette ki parti tüzüğümüze, partimize göre de biz gene çalışmalarımızı devam ettireceğiz ama hiçbir zaman ittifakımızı dışlamadan, ittifakımıza herhangi bir şey söylemeden ve daha da güçlenerek bu ittifak çalışmalarımız devam edecek." İyi Parti'nin ilçe başkanının söylediği sözleri soracaksınız bana diyen Karadağ, soruya sormadan cevap verdi. "Yücel başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Çok uyumlu bir çalışma gösterdik. Yani bu çalışma bundan sonra da devam edecek. Bu tür söylemler bizim davranış ve hareketlerimizi engellemeyecek" dedi ve "sorun olmayacağı" mesajını verdi. "Ben öncelikle Yücel Başkanıma da buradan gerçekten sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Çok halisane, çok
uyum içerisinde bir çalışma gösterdik. Yani bu çalışma bundan sonra da devam edecek. Bu tür söylemler bizim bu tür davranışlarımızı, hareketimizi kesinlikle engellemeyecek. Kendisine ayrıca gerçekten teşekkür ediyorum. Zaten bu dünkü bizim teşekkür şeyimizi de onu bildirdik. Muhittin Böcek bir söz vermişse bu sözlerin tamamı yerine gelecektir diyen Karadağ, mazbatayı almasından sonra ittifak ortağı ile kendisinin ziyaret edeceğini söyledi. O sözlerimizin tamamı yerine gelecek. Ancak Sayın Başkanımız yerini alsın, yani mazbatasını alsın. Bunları biz daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ancak Muhittin Böcek Başkanımızın şöyle bir sözü var idi. Ben eğer Antalya'da seçilirsem, Alanya'da Abdullah Sönmez seçilirse biz birlikte yöneteceğiz idi. Biz gene tabii ki tebrik için ve hayırlı olsun için ben telefonla görüştüm. Ancak tüm arkadaşlarımıza bir Antalya ziyaretimiz olacak. Orada bu konuları daha ayrıntısıyla, üstelik İYİ Parti ile birlikte gidip bu ayrıntıları konuşacağız kendileriyle. Hiçbir şey olmaz çünkü biz bu zamana kadarki verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Ama tabii ki bu sözümüzün mutlaka biz büyükşehir olarak Sayın Muhittin Böcek daha önceki zaten Konya altındaki bir 20 yıllık idaresinde yaptıkları yapacaklarında teminatı, ama biz burada bunu biz kendi imkanlarımızda yani Antalya ölçeğinde mutlaka yapacağız. Ama bizim ayağımıza çelme takılır, farklı bir takım şeyler, gelişmeler olursa ayrı bir konu tabii, o zaman değerlendirilir bu. Ama verdiğimiz ve verdiğimiz her sözün arkasındayız ve bunu da yaparken Millet İttifakı olarak Alanya'da, çünkü birlikte gittik, birlikte yapacağımızı tekrar teyit ediyoruz. Demaş kararına ne zaman itiraz edeceksiniz? İlçede yaşayan Finlandiya vatandaşları ülkelerinde milletvekillerini seçmek için konsolosluk binasında sandığa gitti. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde Alanya Belediye Meclis üyesi olan Fin asıllı Türk vatandaşı Paulina Müftüoğlu kendi seçimini ve hemşerilerinin seçimini yorumladı. Finlandiya'da 4 yılda bir yapılan milletvekili genel seçimi için Alanya'da oy kullanma işlemleri başladı. Alanya Fahriye Konsolosluğu'ndaki oy kullanma işlemi için ilçede yaşayan yaklaşık 3000 Finlandiyalı'nın hakkı bulunuyor. Finlandiya'da yapılan seçimlerde bir Türk aday da milletvekili olmak için tekrar yarış içerisine girdi. Türkiye'nin geçtiğimiz pazar günü sandığa giderek belediye başkanlarını seçmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Finlandiya vatandaşları da ülkelerindeki milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Türkiye'de sadece Alanya, İstanbul ve Ankara'da oy kullanılırken Alanya'da yaşayan Finliler sandığa ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Finlandiya Fahri Konsolosluğu'nda dün başlayan oy kullanma işlemleri 5 Nisan'a kadar devam edecek. 4 senede bir yapılan ve 200 milletvekili seçimi için oy kullanılan seçimde 19 siyasi parti yarışıyor. 2613 adayın milletvekili olabilmek için yarıştığı seçimde Türk asıllı bir aday da milletvekili olabilmek için Yeşiller Partisi listesinde bulunuyor. Seçimler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddisi Müftüoğlu, Alanya'da 3000'e yakın Finli vatandaşın yaşadığını, burada yaşamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yaklaşık 3000'e yakın Alanya'da yaşayan Finlandiyalı vatandaş oy kullanabilecek. 200 tane milletvekili seçimi için yaklaşık 3000'e yakın adaydan bir seçim olacak. Seçim süresince burada sabah 10 ile akşam üzeri 4 arası Fin vatandaşları, Alanya'da yaşayanlar oy kullanabilecekler. Bu aynı zamanda Türkiye'deki bütün tanıtıma da katkı sağlıyor. Çünkü yaklaşık geçtiğimiz seçimde 450'ye yakın Finlandiya vatandaşı burada oy kullandı. Dünyada en çok oy kullanılan ülkelerden bir tanesi Türkiye ve Türkiye'de de 3 tane bölge var. İstanbul, Ankara ve Alanya. Alanya bu konuda en yüksek oy oranına sahip. Bütün Finli vatandaşların burada oy kullanması hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok iyi bir tanıtım kaynağıdır. Teşekkür ediyorum. (Gülüyor) 31 Mart yerel seçimlerinde Alanya Belediyesi Meclis Üyesi seçilen ve Kuddisi Müftüoğlu'nun eşi olan Fin asıllı Türk vatandaşı Paulina Müftüoğlu da
Alanya'da yaşamaktan mutlu olduklarını ifade ederek seçimlerin ülkesine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Evet, şimdi bizim burada Finlandiya'da milletvekili seçimleri var, ön seçimi var. Gerçek seçim önümüzdeki hafta gerçekleşecek, pazar günü. Burada 2500'e yakın Finli oturuyor. Bir 4 sene önceki milletvekili seçimlerde 450 kişi oy kullandı. Bugün de aynı şeyi bekliyoruz inşallah, daha fazlası da olacak. Çünkü burada böyle bir hizmet veriliyor. Finliler Alanya'da yaşamaktan çok mutlular. Aynı şekilde ben de burada olmaktan çok mutluyum. Aynı şekilde belediye meclis üyelerime herkese hayırlı uğurlu olur. Bana da olur, herkese inşallah iyi olacak. Bu şekilde teşekkür ediyorum. Şimdi ben 25 sene önce Alanya'ya ilk defa geldim. Onun için çoğu ilkleri benimle beraber yaşanıyor herhalde. Uzun süre burada kaldığım için tepkileri çok olumlu. Zaten Alanya her zaman çok misafirperver bir yer olduğu için burada evimizdeki gibi hissediyoruz bir yabancı olarak. Finli vatandaş Tia Özgür de Paulina Müftüoğlu'nun Alanya Belediyesi Meclisi'nde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek bizleri burada temsil ediyor dedi. Şu anda biz Finlandiya'da 4 senedir bir milletvekili seçiyoruz. Şu anda o aşamadayız. Bölge bölge adayları var. Oradan herkes kendi adayını seçecek. Çok güzeldi. Bir de özellikle bizim Paulina Hanım oradaydı. O bizim için çok önemli. Yani Paulina Hanım'a buradan tebrikler tekrar. Yani inşallah yani o bizim şeyimiz olacak orada. Çok önemli mecliste, Encüman'da. İlçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 11 kişi gözaltına alındı sayın seyirciler. Operasyon Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Yasa dışı bahis çetesi operasyonu teknik, fiziki ve dijital takip sonrası Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin %15-20 kar elde ederek yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Rusya, Kıbrıs ve Almanya'daki iddia siteleri üzerinden Türkiye'de kullanıcı adı ve şifre vererek bahis oynattıklarını belirleyen jandarma, 2 Nisan'da örgüt üyelerinin hesap görüşmesi için buluştuklarını saptadı. Buluşmanın ardından harekete geçen jandarma, şüphelilerin ev, eklenti, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda çok sayıda bilgisayar, hafıza kartı, cep telefonu, sim kart, POS cihazı, borç alacak kayıt defteri buldu. Ayrıca zanlılar üzerinde 8570 TL, 839 Amerikan doları, 130 Euro, 110 İsviçre frangı, 6 bankamatik kartı, 1 kredi kartı, 72980 TL borç ibareli kağıt, 6 adet 40500 TL değerinde senet, 15 adet hesap cüzdanı, 579 adet ekstazi hap, 20 gram Kuba restore ile geçirdi. ...2017 yılında işlediği cinayet nedeniyle kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile aranan şüpheli 2 yıl sonra polis tarafından yakalandı. Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde 1 Ocak 2017 tarihinde saat 2 sıralarında meydana gelen olayda yolda yürüyen Ramazan Yiğit saldırıya uğramıştı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yiğit, çağrılan ambulansa Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş, burada hayatını kaybetmişti. Ramazan Yiğit cinayetinin karar duruşması geçtiğimiz yıl 23 Ocak'ta Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Mithat Paşa A ve tutuksuz yargılanan Doğan B mahkemede hazır bulunurken Müslüm Mert S mahkemeye mazeret bildirerek katılmamıştı. Mahkeme heyeti Mithat Paşa A ve tutuksuz yargılanan Müslüm Mert S hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası kararı vermiş, Doğan B ise beraat etmişti.
Duruşmanın ardından sanık Mithat Paşa A. tutuklu bulunduğu Alanya L tipi ceza infaz kurumuna gönderilmiş, Müslüm Mert S. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 yıldır kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile aranan Müslüm S., Antalya'da Zeytinköy olarak bilinen, adı uyuşturucuyla anılan Yeşildere mahallesinde gizlendiği tespit edildi. Şüpheli belirlenen adreste yakalandı. Müslüm S., buradaki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethemtaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları ile ilgili 19 ilçede ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre Antalya'da 5.437 sandıkta 1.456.340 seçmen oy kullandı. 1.410.962 oy geçerli, 45.378 oy ise geçersiz sayıldı. YSK ve İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi'nde 1.410.962 geçerli oyun, 714.224'ünü alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Muhittin Böcek %50,62 oranla ilk sırada yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı AK Parti'den Menderes Türel 652.579 oy ve %46,25 oranla ikinci sırada. İlk itirazların Döşeme Altı ve Finike ilçelerinde yaşandığı Antalya'da AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethemtaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları ile ilgili 19 ilçede ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını açıkladı. Taş, Kepez'de çöpte ıslak mühürlü oyların bulunması, Döşeme Altı'nda meclis üyeliğinde 800'üz fazla oyla seçimi kazanmamıza rağmen 100 farkla ilçe belediyesini kaybetmemiz, ayrıca sandık sonuç tutanaklarında oynamalar olması, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin parafları olmaksızın tutanaklarda bariz oynamalar olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte 19 ilçede Vatan Partisi'nin oylarını artırmış olması ve Antalya'da 45.378 oy geçersiz oyun olması da itirazımızı haklı hale getiriyor, dedi. Abi. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilen Yücel, seçim sürecinde birlikte çalıştığı AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimini ziyaret etti. Bu seçim tüm seçimlerden ayrı bir önem arz etmekte bizim için. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden Alanya Belediye Başkan adayı olan Yücel, pazar günü yapılan seçimlerde ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçildi. Yücel, seçim sürecinde kendisiyle birlikte sahada çalışan ittifakın bir diğer kanadı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimiyle bir araya geldi. AK Parti Teşkilat Binası'na yaptıkları ziyaretle ilgili Yücel, Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanlığımızın baş mimarlarından AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Toklu ve değerli yönetimini ziyaret ettik. Biriz, birlikteyiz ifadelerini kullandı. Pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçilen Yücel, dün seçim koordinasyon merkezlerini gezerek vatandaşlara destekleri için teşekkür etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ikinci kez Alanya Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Yücel, bir dönem daha Alanya'yı yönetecek. Yücel, saha çalışmalarına destek veren seçim merkezlerini ziyaret etti. Merkez, Mahmutlar, Kestel ve Konaklı mahallelerinde bulunan seçim merkezlerini gezen Yücel, vatandaşlara teşekkür etti. Yücel, seçim süresi boyunca vatandaşlarımızla buluşma noktalarımız haline gelen seçim ofislerimizi ziyaret ederek ekiplerimize ve vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi ilettik, dedi. Kötü geçen turizm sezonlarının ardından kabuğuna çekilen esnaf, sezonun iyi geçeceği belirtisiyle moral buldu ve hazırlıklarına başladı. Yaklaşan turizm sezonu öncesi Alanya Posta TV olarak esnafın hedef ve hayallerini sorduk. Figen Yayla ve Ekmel Yılmaz'ın röportajını izliyoruz. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyalım. Adım Mustafa, Cuma Pazar içerisinde Saray Kozmetik'in sahibiyim.
Mustafa Bey, 2019 sezonundan beklentileriniz neler? 2019 sezonundan beklentilerim geçen sene de iyiydi, bu sene de iyi olacak. İşte rezervasyonların da iyi olduğunu duyduk. Gelen giden de var. Şu an sezon açıldı zaten. Bizim dükkanın işi şu anda iyi. Peki sizin sezon için hazırlıklarınız nasıl oldu? Sezon için hazırlıklarım, turistler genelde doğal ürünleri seviyor. Onlardan rafıma koydum. Şurada gördüğünüz gibi zeytinyağlı ürünler var. İşte turistler onları talep görüyor. Ben onları getirttirdim. Onlardan satışım gayet iyi. İsmim Osman Bağcı. Vitamin Express'in sahibiyim. Turizm sektöründe biliyorsunuz bir şey, pamuk ipliğine bağlı. Yalnız geçen yıl iyi geçti sezon. Bu yıl biraz daha yüksek seviyede olacağını düşünüyoruz esnaf arkadaşlarla birlikte. Çünkü otellerden aldığımız duyumlar öyle. Nisan 15'te doluluk %60 seviyesinde falan diyorlar. Tabii duyum bunlar da sonuçta ne getirir bilmiyoruz ama inşallah iyi olacak. Peki sizin bu sezon için hazırlıklarınız nasıl oldu? Vallahi işte normal herkesin yaptığı hazırlıklar. İşte normal malzemelerimizi dizdik. İşte alacağımızı aldık. Resmi işlemlerimizi tamamladık. Bu şekilde. İsmim Cafer Özkaya. Beklentilerimiz özellikle yani öncelikle güzel beldemize, yurdumuza turistlerin gelmesi, insanların güzel bir sezon geçirmesi, herkesin kazanması. Biliyorsunuz Alanya güzel bir turist şehridir. O yüzden bütün esnaf arkadaşlarımıza güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz. Peki bu sezon için hazırlıklarınız nasıl oldu? Yani öncelikle hazırlıklarımız seçimin geçmesiydi. Tabii şu an seçim de bitti. Şu an herkes hazır. Ne bileyim malını tedarik etti, elemanını tedarik etti. Şu an bekleyişteyiz. Ben Alanya Merkez Postalar Önü'nde Milli Piyango Bayisiyim. İsmim Ayhan Yıldırım. Alanya'nın geliri turizm, hayvancılık, tarım. Öncelikle turizm yani böyle. Geçen sene çok iyiydi. Bu sene daha iyi olacağı söyleniyor. Basından duyduğum kadarıyla yani böyle. Bütün işleri yani ne iş yaparsan yap kesinlikle turizmi ilgilendiriyor. Yani benim aslında turistler piyango almıyor, kazan almıyor. Ama tabii alan kişiler benden yani bir esnaf para kazanırsa benden bilet alır, benden kazan alır yani. Kesinlikle beni de ilgilendiriyor. Dim köyünde yaşayan bir Suvasıl adam daha ilgilendiriyor. Osman ben. Vallahi geçen sene İdareydi yani güzeldi. İnşallah bu sene beklentimiz biraz daha fazla. Hani otellerle falan da görüşmelerimiz var. Yaklaşık %95 falan da olmuş. Dekoru değiştirdik biz. Komple dükkanı yeniledik. Temizlik yaptık. Daha henüz mal almadık. Birkaç güne inşallah İstanbul'a gideceğiz. Oradan ürünleri getireceğiz. O şekilde hazırlanıyoruz işte yavaş. İsmim Hüseyin. 30 yıllık turizmciyim. Alanya'da 27 yıldır turizmde çalışıyorum. Geçen yıl iyi geçti. İstediği yani beklentimizin üzerinde iyi bir sezon oldu. Bu yıl daha umutluyuz. İnşallah daha iyi olur. Ama çok da fazla umutlu olmamak gerek. Çünkü turizm öyle bir zemin mi kaygan ki en ufak bir şeyde turizmin zarar gördüğünü hepimiz görebiliyoruz. İnşallah bu sene daha rahat, huzurlu bir sezon geçiririz esnaf olarak. Beklentilerimiz iyi yani geçen seneye göre. Bu sene daha iyi olacağı düşüncesindeyiz. 2019 sezonuna geçen yılki nasıl hazırlıklarımız başladıysa bu yılda öyle. Yani tadilat yaptık. Gereken neyse onları yaptık ve personelimizi kurduk, kadromuzu kurduk. Yani iyi bir sezon bekliyoruz, iyi bir kazanç bekliyoruz yani. Fatih Zengin. Beklentilerimiz daha çok turist, daha çok kazanç, daha çok hizmet, daha çok mutlu insanlar yani tabii ki. Peki siz bu sezona nasıl bir hazırlık yaptınız? Biz ilk önce menümüzü yeniledik. Burada ağırlık olarak birazcık daha Ruslara ve Rusça menüye ağırlık da verdik. Çünkü Rus turist her sene biraz daha fazlalaşıyor. Sizin de gördüğünüz gibi ama tabii ki Avrupalı başımızın tacı yine. Daha sonra örtülerimiz olsun, işte ne bileyim ben personelimiz daha çok hijyenik, menümüzü zenginleştirdik. Bunun gibi hazırlıklarla biz hazırız. Merhabalar, hoş geldiniz diyelim. İsmim Hasan Yılmaz, Damlataş bölgesinde esnafım. 2019 sezonu doğrusu söylentilere göre iyi geçeceği söyleniyor. Ancak seçimin hemen ardından İşte seçim kargaşası piyasada bir takım kaygılar oluşturuyordu. Seçim atlatmış olmamız bir noktada bize umut veriyor. Bir an önce şu seçim telaşı kargaşası geçip önümüze bakıp turizme yönelik ne yapabiliriz bunları düşünmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek daha iyi bir sezon bizi bekliyor inşallah. Sezonun iyi geçeceği söylendiği için tabii ki biraz tadilat anlamında, yatırım anlamında, mal alım anlamında biz de bu noktada hazırlığımızı tamamladık. İşte biraz havalar düzelince, seçim atmosferi geçince hizmet vermeye başlayacağız.
31 Mart yerel seçimlerinde Alanya'da muhtar adaylarının çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Muhtarla ilgi bu denli artınca muhtar maaşları ise merak konusu oldu. İşte 2019 yılı için muhtar maaşları. Köy ve mahalle muhtarlarına 14.750 gösterge üzerinden maaş ödeniyor. Bu göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Yeni seçilecek muhtarlar Haziran ayına kadar 1911 lira, Temmuz ayından sonra ise en az 2007 lira alacaklar. Muhtarların emeklilik hakları ise şu şekilde. Köy ve mahalle muhtarlarından emeklilik aylığı almakta olanların emekli aylıkları kesilmez. Daha önce emekli sandığı ve sigortalı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4A ve 4C maddesi kapsamında çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları 5510 sayılı kanunun 4B maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunların sosyal güvenlik primleri il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan SGK'ya ödenir. Türkiye'de ilk kez 2014 yılında Alanya'da kurulan Engelsiz Yaşam Evi Derneği, otizmli ve mental geriliği olan bireylerin ücretsiz olarak eğitim aldığı bir merkez. Bu evde çocukların kendi başlarına hayatlarını idame ettirebilmesi için birçok eğitim veriliyor. Merhabalar, ben Gülnur Erbudak Ağaca, Engelsiz Yaşam Evi Derneği Başkanıyım. Derneğimizi 2014 yılında kurduk. Ailelerin benden sonra çocuğum ne olacak kaygısı vardı ve biz onlara destek olmak için bir yaşam evi kurduk. Türkiye'de bir ilk, ücretsiz olarak ailelere destek vermeye çalışıyoruz. Kurduğunuz yaşam evinde yaptığınız etkinlikler neler ve bu yaşam evini kurmaya nasıl karar verdiniz? Şimdi yaşam evini işte bir annenin bir rehabilitasyon merkezine gitmiştik. Rehabilitasyon merkezinde bir annenin serzenişi, üzüntüsü vardı. Ben öldükten sonra çocuğum ne olacak? Bir anne için evladını yitirmek veya kaybetmek ne kadar zor. Ama o hiç kimseye evlat acısını yaşatmasın, ama bir anne benden sonraya koymasın. Onu yataklayayım, ondan sonra Rabbim canımı alsın dediği zaman çok üzülmüştük. Biz ondan sonra 7 arkadaşla birlikte kurmaya karar verdik. Şu anda Oba'da bir evimiz var. 7 oda, bir salon. Çok güzel bir evimiz var. Orada günlük temizliğimizi onlarla birlikte yapıyoruz, öğretiyoruz. Öz bakımdan başlayarak her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Yemek yapmayı, burada servis yapmayı, mümkün olduğu kadar servisi kendilerini yapmalarını, işte masaları silmelerini, onları çok çok istiyoruz. Çünkü dediğim gibi annelerimizin en büyük kaygısı bu. Benden sonra ne olacak? Bunu sosyal devletin yapması gereken şey ve biz şu anda Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile birlikte bir projemiz var. Yaşam, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. 10 dönüm arazimiz var. Rektörümüz Sayın Ahmet Pınarbaşı'nın öncülüğünde ve bizim şu anda ekip başımız, liderimiz Leyla Harputlu önderliğinde, hocamız önderliğinde bir yerimiz var, arazimiz var. Şimdi bundan sonraki aşamada inşallah o yeri yapmayı ve orayı kazandırmayı çok istiyoruz. Çünkü çocuklarımız okullarda yerleri yok. Okullarda hiçbir şekilde onlara yer verilmiyor. Başarı odaklı aileler çocukların yanında otizm çocuk istemiyorlar. Gülnur Hanım, dün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ydü. Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Her şeyden önce otizm bir hastalık değil, farkındalık. İşte çocuk doğduktan sonra eğer ilk 6 ayda çok fazla gözle takip etmiyorsa, göz teması kurmuyorsa, daha ileri zamanda işte bay bay yapmıyorsa, daha ileri zamanda eğer konuşmuyorsa, daha ileri zamanda 3 yaşında hala konuşamıyorsa ve sosyalleşmediyse, sarılamıyorsa, bazı şeyleri tekrar ediyorsa sürekli otizm demektir. Otizmin en büyük İlacı, eğitim ve sevgi. Her ikisi birlikte bu şekilde olabilir. Tedavisi yok, şu anda bilinmiyor. İlaçlar var ama ilaçlar konusunda da henüz bu ilaçlar çok yeni. İleride neler olur, çocuğa nedir etkilerini onu da bilemiyoruz. Fakat en büyük ilacının sevgi ve ilgi olduğunu biliyoruz.
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kıyafetleriyle denize giren kişi polisi ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kişinin kıyafetleriyle denize girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sahile giden polis ve sağlık ekipleri bipolar bozukluğu yani iki uçlu duygu durum bozukluğu olduğu iddia edilen 48 yaşındaki Ahmet T'yi denizden çıkarmak istedi. Ahmet T, deniz polisi botunu karşısında görünce deniz içinde kıyafetlerini çıkarttı ve sahile çıktı. Bottan suya giren dalgıç polis, Ahmet T'nin kıyafetlerini denizden topladı. Polisin hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen ve plajda yürüyen Ahmet T, ara sıra uzanıp güneşlendi. Sahile gelen Ahmet T'nin bir yakını, Ahmet T'nin İstanbul'dan Antalya'ya ticari araçla geldiğini, 10 gün önce yeğenini kaybettiği için bazı sorunlar yaşadığını ve ilaçlarını da kullanmadığını söyledi. Yakınının saldırgan olabileceğini söylemesi üzerine polisler Ahmet T'yi yere yatırıp daha sonra kollarına girerek ambulansa götürdü. Ambulansta tedavisi yapılan Ahmet T, polis eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez farklı bir teknikle böbrek ameliyatı yapıldı. Sabah kan değerleri iyiydi, evet, sıkıntı yok. Ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan yöntemle ameliyat ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de başladı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ali Akkoç, ilçede ilk kez uygulanan SUPIN PNL ameliyatını ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bir hafta sonra orada zaten bir tane dikişin var. O dikişi aldıracaksın. Böbrek taşı olan 40 yaşındaki Ali Bülbül yeni teknikle ameliyat edildi. 2 gün serviste yattıktan sonra hasta Bülbül eski sağlığına kavuşmuş olarak hastaneden taburcu edildi. Yöntem hakkında bilgi veren Akkoç, standart olarak uygulanan yüzüstü pozisyonda yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatı aslında başarılı bir tekniktir. Yeni uyguladığımız supin ameliyatı teknik olarak biraz daha tecrübe gerektirmesi nedeniyle dünyada ve ülkemizde kapalı böbrek taşı ameliyatları çoğunlukla yüzüstü pozisyonda yapılmaktadır, dedi. Böbrek taşı, ülkemizde oldukça sık gözlenen ürolojik rahatsızlıklardandır. Özellikle Alanya gibi sıcak memleketlerde bu sıklık daha da artmaktadır. Biz böbrek taşı cerrahisinde perkutan dediğimiz sırttan delikten girerekten taşları içeride kıraraktan uyguladığımız yöntem. Bu yöntemi yaklaşık bir senedir uygulamaktayız. Ancak uyguladığımız bu yöntemde hasta yüz üstü yatıyordu. Yüz üstü yattığında hastada bir takım anestezi ile ilgili riskler, hekimin daha fazla radyasyon alması, ayakta kalması ve anestezi açıdan daha sıkıntılı bir süreç hastayı bekliyordu. Bu hastamızda ilk defa uyguladığımız supin pozisyonda PNL ameliyatı, perkutan cerrahi dediğimiz ameliyatta hasta tamamen sırt üstü yatmakta. Daha anatomik bir pozisyon verilmekte hastaya. Anestezi ile ilgili komplikasyonlar daha az gözükmektedir. Hekimin oturarak çalışma gibi bir avantajı olup ve hekimin daha az radyasyon alma olanağı sağlamış olduk. Bu hastamızda ilk kez uyguladık. Başarılı bir cerrahi geçirdi hastamız. Ameliyat sonrası bu ikinci günü birazdan hastamızı inşallah taburcu edeceğiz. Supin pozisyonda perkutan taş cerrahisinin pron pozisyondakine göre bir takım avantajları vardır. Şöyle ki, birincisi doktor açısından düşünmek lazım. Doktor daha az radyasyona maruz kalmakta ve bu cerrahi de supin pozisyonunda oturarak işlemi yaptığı için daha az yorulmaktadır. Hasta açısından faydaları nelerdir? Birincisi hasta fizyolojik pozisyonda yani sırt üstü pozisyonda ameliyat edilmekte. Hastanın fizyolojisine uygun olduğu için komplikasyonlar daha az gözükmektedir. Bu komplikasyonlardan birincisi böbrek içerisindeki basınç pron pozisyona göre daha az olduğu için hastada enfeksiyon gelişme riski daha azdır. Pron pozisyonda bir miktar daha enfeksiyon fazla gözükmekte. Bir diğer ve en önemli avantajı ise anestezi hekimi hastaya direkt ve hemen müdahale edebilme şansı yakalayabilmekte bu supin pozisyonda. Pron pozisyonda hasta ters çevrili olduğu için müdahale edilme biraz daha gecikmektedir. Hasta Ali Bülbül, belindeki dayanılmaz ağrılardan kurtulduğunu belirterek doktoru Ali Akkoç'a teşekkür etti. Böbrek taşı rahatsızlığım vardı. Bana ameliyat önerdi. Ameliyat oldum. Yaklaşık 2 gündür hastanedeyim. Gayet başarılı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörlüğü ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işbirliğinde çevreci okullarla yeşil ve kahverengi bayrak denetimleri gerçekleştirildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İl Koordinatörlüğü ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işbirliğinde Alanya genelinde 2018-2019 yılı Eko Okullar Çevre Programı kapsamında faaliyetlerine devam eden 10 okul ile yeşil bayrak denetimleri gerçekleştirildi. Ayrıca TÜRÇEV tarafından koordine edilen okullarda orman programı dahilinde faaliyetlerine devam eden Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu ve Alanya Can Anaokulu olmak üzere iki okulla da kahverengi bayrak yapıldı. Sıfır atık projesiyle okullarda kağıt, plastik, metal, cam, atık, pil, bitkisel atık, yağ geri dönüşümünde ciddi bir yol kat eden çevreci okullar, Eko Okullar Programı ve okullarda orman programı kapsamında enerji ve su tasarrufu, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik, sağlıklı beslenme, hava, su, fidan dikme ve ormanların korunması konuları ile çalışarak çevresel duyarlılığın küçük yaşta başlamasına dikkat çekmeye devam ediyor. TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü ekipleri denetimlerde öğrencilerle yaptıkları çalışmalar hakkında sohbetlerini gerçekleştirdi. Öğrenciler yaptıkları faaliyet görsellerini sunarak yapılan çalışmaların içeriklerinden bahsetti. Kayseri'de yapılacak voleybol erkekler 1. lig playoff müsabakalarına katılacak olan Alanya Belediyespor'un antrenörü Ünsal Kırıcı, Alanya Posta TV'ye konuştu. Yarı finallere çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Kırıcı, "Başarılı olmak istiyoruz, Alanya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi. Alanya Belediyespor erkek voleybol takımı Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor. Grup karşılaşmalarından çıkarak playoff'a kalma başarısı gösteren Alanya Belediye 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek yarı final karşılaşmaları için hazırlıklarının Alanya etabını tamamladı. Bu akşam Kayseri'ye giden Kırmızı Beyazlıların antrenörü Ünsan Kırıcı, Alanya'daki son antrenmanda Alanya Posta TV'ye açıklamalarda bulundu. Playoff yarı final müsabakalarına katılan 8 takımın da hak edecek güçlü ekipler olduğunu söyleyen Ünsan Kırıcı, "Biz de iyi takımız, iyi hazırlandık, Kayseri'de Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu. Yarı finallerine hazırlanıyorsunuz. Hazırlıklarınız nasıl gidiyor hocam? Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Fakat önce Sayın Belediye Başkanımız Murat Adem Yücel Bey'e yeni döneminde başarılar diliyoruz. İnşallah hayırlı bir dönem daha geçirir. Bize katkıları çok fazlaydı çünkü. Onun sayesinde bu seviyelere geldik. Sayın Kulüp Başkanımız Mehmet Erkel çok büyük destek oldu. Her zaman bizim yanımızdaydı. Biz ikinci devre bir çıkışa geçtik performansımızda. 13 maçın 11'ini aldık. O kaybettiğimiz maçlardan birisinde 3-2 kaybettik. Yani 13 maçta 11 galibiyet çok büyük bir olay. Voleybol camiasında bu hevesle finallere, yarı finallere gidiyoruz. Çarşamba akşamı çıkacağız. Perşembe, cuma antrenman yapacağız orada. Birer antrenman yapacağız. Cumartesi günü maçlarımız başlayacak. Cumartesi günü saat 12'de Bursa Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağız. Onları bundan 2 hafta evvel orada yendik 3-2 ama tabii oranın havası, final havası daha değişik olur. Bilemiyoruz ne olacağını. Pazar günü Sorgun Belediye ile oynayacağız. Onlar da çok güçlü bir takım. Transferleri var. İtalyan Ligi'nden transferleri var. Brezilya Ligi'nden transferleri var. Son günde Ordu Akkuş'ta oynayacağız. Onlar da iyi bir takım. Yani bu finallere gelen 8 takım, 2 gruba ayrılmış 8 takım hak ederek gelmişlerdir. Orada çok güçlü maçlar yapacağız. Biz de iyi hazırlanıyoruz. Biz maçlardan sonra 2 gün dinlenme verdik. Ondan sonra her gün çift tek öyle gidiyoruz. İnşallah orada da başarılı olur. Alanya'yı çok iyi şekilde temsil ederiz.
Hocam iyi hazırlanıyoruz dediniz. Takımımızın moral motivasyonu durumu nasıl? Eksik sakat oyuncumuz var mı? Lig çok uzun bir maraton. Muhakkak sakatlıklar oluyor. Ama şu anda sakatlık yok. Yani ağrılar var, ufak tefek ağrılar var. Onu da tedavi ediyoruz. Ama antrenmana tam takım olarak katılıyoruz. Biz ekip olarak çok iyi hazırlandık. İki tane çok değerli arkadaşım var antrenör. Masörümüz çok iyi. Lale Ertekin, Orhan Sayın. Bunlarla beraber çok iyi bir ekip olduk. İnşallah başarılı olacağız. Yansıyan gelişmeleri bir kez daha anlattık sizlere. Yarın aynı gün ve aynı saate buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.